Selamlar selamlar Speed Merkez'in bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümü güzel bir şekilde bitirmiştik. İkinci bölüm daha da güzel olacak diye umuyoruz. Bu sefer kim bizimle? Tabii ki Bishop bizlerle beraber yanımda da sevgili Eren yani Hetze bana eşlik ediyor olacak. Beyler hoş geldiniz nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. onu. sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Bu ikisi program başlamadan önce muhabbet, muhabbet, muhabbet yarım saat, 40 dakika işime <laughs> gitmemiz lazım diyorum. Hadi artık diyorum. Bu arada hakkın Arkadaşlar hakkın hakkın süremiz hakkın aynen azalıyor falan diyorum yok susmadılar. O yüzden programa bir türlü giremedik. Bugün böyle bir açılış yapacağım dedim. Yani yapacak bir şey yok. Yani e, ben ben e, de Timur'la Timur'la çok fazla <laughs> hani e, tanışıklığımız çok eskiye dayanmıyor evet. ama onunla ilk Ankara'da e, tanışmıştık bir etkinlikse. O zaman Iron Fire koçuydu. <laughs> Ee, orada da hemen bir koyu bir sohbet olmuştu. E burada bulunca da abi tabii e ki konuşacağız canım. Etse e, gizli bir şey çıktı. Öyle abi bir <laughs> <büyük hayran> burada. <laughs> Biz seni bayağı iyi biliyoruz zaten ama e, hemen klasik soruyla başlayalım. Bişip kimdir? FBS için neler yapmıştır? Nasıl yollardan geçmiştir? E, bize bir ufaktan anlat. Eee Bişip eee insanlar o normal kendi ismi aslında Timur Şengül. Bir Abişip'sin. Aynen. Kim kimse hatırlamıyor. <laughs> aslında yani Timur dendiğinde kimse den... seni bilmeyecek <laughs> Ama ismim birazcık aslında çok böyle kullanılan bir isim değil. Timur evet. dediği zaman da birçok insan atıyor. Çok fazla FPS oyuncusu adı Timur da yok. Tabii canım. Ee, FPS'e nasıl başladım? FPS'e klasik hepimizin jenerasyonunda olduğu gibi internet kafe turnuvalarıydı. Hatta <laughs> internet kafelerde başladık 5-6 yaşlarındayken. Daha sonrasında günümüzün de hala kullandığı Adex internet kafeleri gibi yerlerde turnuvalara katıldıktan sonra FPS kariyerimiz oluşmaya başladı diyelim. Türkiye'de o zamanlar çok aktif bir şekilde kullanılmayan e-spor kavramını biz bir yerlere taşımaya çalıştık. GameXtra ve daha sonrasında ESL'nin Türkiye girişiyle aslında CSGO hmm. sahnesinin genişlemesi benim FPS kariyerimin aslında başlangıcını oluşturan kısım diyebilirim. Ee, onun sonrasında şu anda Valorant'tayım zaten bildiğiniz gibi. Valorant'ta aslında güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Hem kendi adım hem takım adına. Or oralara, oralara geleceğiz. Daha Gördün. detaylı CS kariyerini anlat. Evet Önce evet. İnsanlar çünkü... aslında çünkü herk herkes evet. bilmiyor senin CS kariyerini e, Valorant'ta Valorant'la aslında FPS'e e, giriş yapmış insanlar fakat senin hakikaten uzun bir FPS kariyerin var, var. hem oyuncu olarak hem koşucu olarak. Yani ben şeyde merak ediyorum toplam kaç yıl olmuştur şu anda? Hani toplam evet belki internet kafe turnuvaları e, vesaire falan diyoruz ama 2000 yani, yani Fire var, CS var, senin öldüğün gibi ve bunlar hani bir yılı bile çok dolu dolu geçen süreçler ve sen ciddi tecrübelisin. Şöyle e, FPS kariyerim aslında hani 1-5 hiç saymayacağım. <laughs> 1.6 döneminde, 2008-2007 yıllarından itibaren, ADEX'de önce başlayıp daha sonrasında birçok kendi kurduğumuz karma ve mix kadrolara devam etmekle beraber 2011'de e, Dark Passage altında ilk oyun oynamaya başladım. Yani <laughs> onun öncesinde CREV var. Krev'den önce de aslında ANT var ama onları çok fazla hani böyle üstün kara anlatayım. O dönemde ANT'de oynadığımız kadronun içerisinde Voxic var. Voxic'te insanlar nereden tanışıyorsun gibi muhabbet döndürüyor ama Voxic'te aslında ilk böyle kariyerlerin, onun da kariyerinin ilk CSGO'da başlangıcı ANT'de bizim tanışmamızla beraber gerçekleşti. Daha sonra Dark işte bir 2017 döneminde ESL Türkiye'de bir şampiyonluk. Daha sonra 2018, pardon ikincilik. 2018'de Arnavus döneminde de şampiyon oldum. Ama şöyle söyleyeyim, CSGO, ülkemize giriş yaptıktan sonra birçok takımda aslında yer aldım. Yani böyle kısa kısa dönemlerde. Prev'de oynadım, Anet'te de oynadım. De oynadım. Ee, bir dönem Team Eleven vardı belki hatırlarsanız. Boksiklerin bir kadrosu vardı. Orada da bir iki, iki buçuk aylık kadar bir sürecim oldu. Ee, o dönemlerde de orada bulundum. Yani FPS kariyerimin e, aslında dolu dolu geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü hani hiçbir döneminde şey böyle çok verimsiz geçen bir yıl olmadı. Yani hep kendimi üstüme bir şeyler katmaya çalıştığım yıllar oldu. Hep farklı insanlarla tanıştım. ya onlarla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım. Kendi, keza kendi ülkemizi ne kadar geliştirebilirse. Çünkü bizim bizden önceki jenerasyon aslında tamamen aslında tohumları attı diyelim. Biz aslında birazcık daha fidanlar gibiyiz. Ben öyle düşünüyorum. Bizden sonraki jenerasyonunda da aktif bir şekilde bence FPS kültürünü daha iyi bir noktaya taşıyacağını ben umut ediyorum. Çünkü yani FPS dediğimiz şey Ülkemizde bence çok gelişime açık, insanların çok sevdiği bir e, kültüre erişebilecek bir noktaya evrilebilir. Ama insanlar bence şu an e, hani CSGO'da bunu başaramadık maalesef. Hı hı. Sadece belli takımlarla yani Keza benim de koştuğunu yaptım. Eternal Fire öncesinde Space Soldiers. Daha öncesinde kısa bir dönem bizden sonraki Voxic'li kadro e, e, Dark Passage'di vesaire. O kadronun biraz daha uluslararası başarıları sahip. Ama ben kendi kariyerim bazında baktığım zaman kendim FPS kültürü olarak ülkede... Ee, önde gelen isimler oldu olduğumu düşünüyorum. Sebebi de şu, çok fazla vakit ayırdığımı düşünüyorum. Yani hiçbir başka bir oyuna evrilmedim, hiçbir başka bir oyuna kafayı patlatmadım. Hani insanlar başka oyunlara geçerken hiçbir şekilde hani CSGO'dan ayrılmadım. Yani şöyle söyleyeyim, üniversitede çok yoğun olduğum bir dönemde bile FPS kariyerimi her zaman bir şekilde devam ettirmeye çalıştım. Ve hani bu konudan da çok mutluyum. Çünkü günün sonunda aslında hani FPS'e değer verdiğimin insanların daha sonrasında bana verdiği değerden anlıyor oldum. Öyle Gayet güzel baya baya dolu dolu ve şimdi tabii koç olarak da devam ediyorsun bir yandan Galatasaray tarafındasın hı hı. ama e, Orada detaylara gelmeden belki turnuvalara gelmeden önce Yani bir koçun görevleri kısmını ben bir tanımlamak istiyorum çünkü orada hem bizim ülkemizde hem farklı ülkelerde sınırlar fazlasıyla değişebiliyor. Yani senin gözünde bir koç takımda nedir? Ne yapar? Sadece oyun içi stratejiyi mi kurar yoksa oyun dışında da oyuncularla olan iletişimi oyunla e, düzeltiyorum oyuncu ve takımın belki yönetimiyle olan iletişimi e, daha mı farklıdır veya oyuncuların fiziksel performansına e, oyun dışında yaptıklarına etki eder mi, etmeli mi? Veya sen kendi bu noktada nasıl görüyorsun? Buna galiba Al en son bir röportajı vardı galiba. Evet. Mini ne derse biz yapıyoruz <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> ya Kimse koçun üzerine bir şey demiyor. Aynen öyle. Yani Bunun farklı örnekleri tabii ki vardır ama yani senin çalışma şeklinde, senin çalışma tarzında koçun tam olarak buradaki rolüne. Yani bir koç bir şey söylerse olur mu? Yoksa oyuncudan gelen feedback'e göre mi hareket edilir? Yoksa bir şey planlarken daha çok oyuncu etrafında mı şekillenir? Ben şimdi bu durumu ikiye ayırıyorum, benim kendi kanaatimde. Daha yerel bazdaki bir hani oyuncular, daha gelişmekte olan oyuncular da bence bu insan yönetimiyle ilişkili. Atıyorum çok star oyuncularla çalışıyorsunuz. Yani siz feyze bireyine bir şey dikte etmezsiniz. Ya da ne bileyim DRX'de bir oyuncuya bir şeyleri dikte etmezsiniz. Çünkü onun daha belli başlı, kendine ait bir FPS bilgisi olduğu için onun aslında fikirlerini tabii ki önemsersiniz. Ama atıyorum daha gelişmekte olan, daha kendisini FPS bazında daha geliştirmeye çalışan insanlarda bence bazı şeyleri dikkat etmek önemli. Çünkü aslında yanlış bilinen doğrular var. Ve bunları bir yerler fixlemek lazım. Yani bunları bir şekilde düzeltmediğiniz zaman ben aslında girdiğim takımlarda oyuncuların potansiyeline ve daha önce geçmişlerine bakarak bu durumları birazcık da kendimce kurgulayarak yönetmeye çalışıyorum. İşte bence burada koştuk da senin söylediğin gibi. Yani burada sadece oyun içinde değil. Ben oyun içerisinde çok fazla şey getirmeye çalışıyorum. Bu sadece taktiksel anlamda değil. Oyuncuların kendi mikro yapabileceği hamleler olsun. Oyun içerisinde kendi düşüncelerini açıp açmak olsun. Oyun içerisinde oyuna bir derinlik kazandırmak anlamında oyuncuların bireysel becerilerini de geliştirmeye çalışıyorum, oyunun taktiksel kısmıyla da ilgileniyorum. Bence zaten bir koçun yapması gereken en önemli şey oyun içerisinde takımın stratejik olarak nasıl bir yapıda olması gerektiği, genel olarak hangi e, silahlara sahip olduğu yani taktiksel olarak mentalite neye sahip olmamız gerektiği. Çok yavaş mı oynayacağız, çok hızlı mı oynayacağız? Yoksa ikisini bir hani doğru bir şekilde kanalize edip beraber bir denge mi kuracağız? Veyahut bu kurduğumuz dengeyi hangi zamanlarda, maçın hangi dönemlerinde hani oyunun hangi randına yansıtmamız gerektiğini zaten kurgulayarak oyun içerisinde bence e, bir koçun en önemli görevi bu. Ama bu taktiksel çeşitlilik olsun, oyun içerisindeki mikro adaptasyonlar olsun. Bunları zaten oyuncuya zaten antrenmanlar esnasında öğretiyorsun. Ama bence buradan daha önemli olan şey oyun dışındaki kısım. Oyun dışındaki kısım da şu oyuncunun karakterine müdahale edebiliyor musun? Yani oyuncu aslında senin gerçekten önemsiyorsa aslında onun karakterine bile müdahale edebiliyorsun. Çünkü oyuncunun karakterine müdahale edemediği noktada bu sefer takımın içerisinde kimyalar bozulmaya başlıyor. Şimdi oyun içerisindeki e, hem... karakterine müdahaleyi biraz açabilir miyiz? Yani orada şey gibi e, ben sadece iletişimden mi bahsediyoruz yoksa oyun içindeki veya evin e, bir gaming house'un e, genel hali tavrı da olabilir mi bu? Yani tamamen hayat içerisindeki yaşayış biçiminden tutun. Atıyorum bir sabah uyanışından tutun, kahvaltı biçiminden tutun. Bence bunları bir koç mutlaka müdahale etmeli. Çünkü günün sonunda e, fiziki olarak aslında bir spor adı altında yapılan, ya yani bir geleneksel spor aslında insanlar yaklaşamadığımızı düşünüyor ama bence geleneksel bir spor haline gelecek zamanla. Çünkü şimdi bakıyorsunuz, e, ya günümüzde insanlar en basitinden bir örneği bütün spor branşlarında şey diyor. Hani bir psikoloğa ihtiyacı. Bence en önemli olması gereken psikoloğun olması gerektiği branş benim açıkçası gördüğüm e-spor. Çünkü mental olarak çok yoruluyorsun. Kendini açıklamayadım, açıklayamadın ya da ifade edemediğin bazı noktalar oluyor. Bunu bir şekilde paylaşman gerekiyor ve bunları bir şekilde üstesinden geçip aşman gereken noktalar oluyor. Ve bence Türkiye'deki takımlarda bu konuda temel bazı eksiklikler var. Ya şimdi bütün Avrupa'daki takımlara bakıyorsunuz artık insanların yani şöyle söyleyeyim major'a gittiğim dönemde biz 6-7 kişiyle giderken <laughs> liquid geldi adamlar 17-16 <laughs> kişi falan hani adamların bir sistemsel olarak bir gelişmişliği var ve bunu bir şekilde kanalize edip insanları inandırmayı başarıyorlar. Yani şimdi bundan önceki takımlar diyeceksiniz nasıl başa oldu psikolog yoktu vesaire falan ama işler profesyonelleştikçe bence bunları göz ardı etmemek gerekiyor. İşte bu noktada mesela ben bulunduğum takımlarda eğer ki bu konularda bize profesyonel anlam destek sağlayamayacağını düşündüğüm kişiler yoksa ben elimden geldiğince insanlara bu yönde de yardımcı olmaya çalışıyorum çünkü... Yani bir oyuncunun psikolojisini anlamak bence çok önemli. Yani onu top seviye performansına çıkarmak bence tamamen psikolojisinden geçiyor. Ben herhangi bir oyunun hatta bence gündelik yaşantımızın içerisinde de böyle sevmediğim bir işin çok derimli bir şekilde yapılmayacağına kendim kanaat getirdiğimi düşünüyorum. Ee, yani koçum bence temel bazı görevde dediğim gibi oyun içi ve oyun dışı ikiye ayrılıyor. Ben oyun içerisinde çok kısa bir özet geçtiğim şekilde tamamen böyle bakıyorum. Oyun dışında tamamen bakış açım bu. Zaten bununla alakalı bir sorumuz daha vardı. Sen, Tam aynen, sonraki soru. Besyo buyur. ve e, fizyoterapi mezunusun. Ee, bunun, e, sanırım bazı oyun, yani oyuncuların e, Twitter'ından, sosyal medyasından vesaire gördüğüm kadarıyla birazcık daha e, hani spor salonunda vesaire de varlık göstermeye başladılar senden sonrasında. Evet. E, bu konuda herhangi ter, e, bazı telkinlerin var mı, onları yönlendiriyor musun? Ee, bir şey daha e, soracaktım, o aklımdan e, çıktı. Onu hatırlayınca soracağım şimdi. Ben de ben söylediklerine ek olarak. Ben seninkine bir ekleme yapayım. Ben şimdi artık sektörün içinde olunca tabii bazen çok böyle kamera karşısında konuşulmayan şeyleri de duyuyorsun. Şu an günümüzde Valorant tarafında da belki diğer oyunlarda da çok Türkiye için söylüyorum. Çok iyi süperstar dediğin oyuncuların bile zaman zaman. E, bu bahsettiğim beslenme kısmına, spor kısmına veya karakter kısmına dikkat edemediği ile ilgili duyumlar alıyoruz. Sen burada mesela e, böyle bir ortamda çalışırken zorlanmıyor musun? Yani bunlar evet dediğin gibi çok büyük gereklilik. Yüzde yüz katılıyorum. Yıllardır bizim de aramızda konuştuğumuz bir konu ama sanki bizim ülkede uygulatması da daha zor. Yani seni yıpratmıyor mu bir yandan da? Yani bu arada hemen e, sözü sana vermeden ben de zaten ona ekimde hatırladım soracağım soru. Bütün bunların hepsini psikolojik, Fiziksel e, ve oyun stratejik tarafı tek bir kişinin yapabilmesi sence ne kadar mümkün? Yani, Yetişebilmesi ne kadar mümkün? Bence çok mümkün değil. Kesinlikle ben düz düz eminim. Çünkü şöyle söyleyeyim, bunu Valorant'a geçtiğim süreçte çok çok daha iyi anladım. Şimdi Valorant çok daha skill-based bir oyun. Yani CS'de her oyuncunun aslında her şeyi bilmesi gerektiği bir sahneden bahsediyordu ama burada karakter ajanların yeter, yeterliliklerinden bahsediyoruz. Şimdi burada konuyu çok dağıtmadan şunu getireceğim. Şimdi oyun içerisinde benim çok fazla ihtiyacım olduğu mesela ben %100 mesela bir asistan koçumuzun olduğu gerektiğini zaten yönetimle paylaştım. Çünkü her ne olursa olsun yetişemediğin noktalar var. Oyun içinde zaten bir kere yetişemediğin noktaların olduğunu %100 kanaatindeyim. Yani oyun içinde yetişemediğim bir nokta onun dışında zaten %100 yetişemem. Çünkü çok fazla mesai harcıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim bazen günde 10 saat mesai harcadığımız oluyor takımla beraber. Ya ben e, şimdi... Şöyle kendi takımımdan bahsedecek olursam takımdaki oyuncuların bana inancı çok fazla. O yüzden bu konuda zaten çok rahatım. Yani söylediğim her şeye harfiyen uymaya çalışan bir oyuncu grubuyla beraberim. Bu yüzden de hani onlara Buradan teşekkür etmek istiyorum her ne olursa olsun. Çünkü bazen e, insan inandıramadığınız bir şeyi ona ne kadar doğru anlatsanız da algılatamayabiliyorsunuz. Bu da bence çok önemli bir durum. Karşınızdaki insanın öncelikle size inanması lazım. Her ne olursa olsun. E, bu konularda da şu an hani ufak tefek de olsa bu söylediğiniz şeyleri spor olsun, beslenme olsun, uyku düzeni vesaire kendi yaşantısıyla ilgili değiştirmesi gereken şeyler olsun. Ufak tefek de olsa dokunuşlarımın olduğunu düşünüyorum. Ama çok profesyonelce mi? Kesinlikle çok profesyonelce olduğunu düşünmüyorum. Daha e, sistematik daha kontrol edilebilen ve süreklilik isteyen bir sisteme sahip olması gerekiyor. Ben hatta şöyle söyleyeyim, e, bu bence insanların insana değişkenlik gösteren bir kavram ama e, insan kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde devam etmeli. Ama insan fizyolojisinin benim okuduğum bölümlerde keza fizik terapi rehabilitasyonda ilk öğrendiğimiz derslerden bir tanesi anatomi. İnsan fizyolojisi eğer ki doğru şekilde çalışmıyorsa insanın beyninin doğru şekilde çalışması mümkün değil. Ya bunun olduğu bir noktada bizim en büyük silahımız beyinken. Ee, sadece FPS oyunu için değil bütün e-spor sektörü için su konuşuyorum. Yani beyninin iyi çalışmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani oyuncularımızın bunun bir kere farkında oluyor olması lazım her ne olursa olsun. Ve bu farkındalık yaratılmadığı sürece de bence biz hep bir bir tık daha e, altta kalan e, ülkeler bazında olacağımızı düşünüyorum. FPS. FBS anlamında. Ya çok sosyolojik çıkarım yapmak istemiyorum ama bu biraz böyle yetiştirilişten de gelen bir şey yani klasik Akdeniz ülkesi insanı muhabbeti vardır ya yani o çocuğun bağırındığı koşturduğu ailenin e, azarladığı sakin sakin bir iletişim kuramadığın bir yetiştiriliş biçimi vardır evet. bizde. Sokağa çık görürsün yani buradan çıkalım üç adım yürüyelim kesin bir annede çocukta bir şeylerde falan görürsün haliyle çok sanki... Temel bir ülke problemi gibi ama bize e-spor kısmı bağlıyor tabii yani bir yandan da. Burada söylediklerine ek olarak ben de daha önce bazı takımlarla bazı pozisyonlar için görüştüm. Ee, ve burada benim görüştüğümde söylediğim ilk şeylerden bir tanesi ilk e, konuştuğum konulardan bir tanesi işte böyle full bir yapı kurma, kurmama müsaade eder misiniz? İşte fizyoterapistinden tut psikoloğuna kadar. Bir organizasyon, e, bir organizasyon şemesi, uzun vadeli projeler. Genelde aldığım cevap yani hemen hepsini yapamayız ama işte uzun vadede bunları düşünürüz. <laughs> e, şeklinde aldığın alınan cevaplardı. Ee, senin e, takımlarla görüşürken bu şekil bu, bunlara dair e, herhangi bir beklentin oldu mu veya şimdi Galatasaray özelinde e, konuşmak gerekirse buralara yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Galatasaray'ın bu noktada kolay bir yapı olmadığını biliyorum, kolay bir kulüp olmadığını e, biliyorum ama herhangi bir adım var mı? Ya şöyle söyleyeyim. Ben takıma gelirken zaten ilk amacım daha profesyonelleşmek üzerine kurulmuş bir yapıyı oluşturmak. Her ne olursa olsun. Ya yani bundan sonra kariyer hedefimde de açıkçası hani bir gün koçluğa elveda dersem şu an için çok düşünmüyorum. Çok yani sevdiğim bir meslek açıkçası. İlerleyen dönemde atıyorum bir menajerlik ya da herhangi bir daha yönetici vasfının bulunduğu bir konuma gelirsem %100 amacım şu. Daha senin de bahsettiğin gibi organizasyon şemasını oluşturabileceğim noktalarda kendim nüfuz edebilmek. Çünkü bence çok çok önemli olduğunu inanıyorum. Ben bir yani şimdi gülüyorum tabii kamerada gözükmüyor. <laughs> Çünkü yani birebir aynı şey, aynı kafadaymışız bu konuda. Onda öğrenme şansım oldu. Ben de her görüşüm dediğim gibi yani öne oyuncu iyi oyuncu transfer etmekten daha, daha değerli. Çok. Çünkü iyi oyuncu sana çok. bugünü kazandırır, bir sonraki karşılaşmanı kazandırır, belki o mevsime, o yılı, ya da on maçı altı kazandırır. ayı kazandırır. Ama iyi bir organizasyon şeması sana uzun vadeyi kazandırır. Oyuncu gelişimine, insan gelişimine tabii katkı sağlar. E tabii bu burası ya yani bu bölgeler e, yani şimdi takımları da çok da suçlayamıyorum bazı noktalarda ülkedeki durumlara düşününce. Tabii ama ne olursa olsun takımlarımızın çok fazla yatırım yapmadığı alanlar bunlar. Maalesef. Çok, çok nadiren e, takımların buralara yatırım yaptığını görüyoruz. E, ama en azından e, şu an ülkemizde birkaç tane takımdan bu tane, evet. başlangıcın evet. olduğunu evet. aslında görmek mutlu ediyor. Evet. Ya bunun olması gerekiyor. Ya yani bu bir noktada evrilecek. Evet. Yani ülkemizdeki takımların aslında genel olarak beklentisi kısa vadede Evet. çok iş. Aslında kısa vadede çok iş yapmak her zaman çok iyi bir şey değil. Çünkü kısa vadede ömrünü tamamlamış oluyorsun. Bu sefer bir pik yaptığın nokta oluyor. Bu pik yaptığın e noktadan kenti, sonra yükselmeye başlıyor. Bu sefer o yaptığın pik noktadan aşağı düşmeye yap başladığın noktada bu yak sefer yak Yakın zamanda böyle şeyler <laughs> yaşamış bir adam gibi konuştum <gülüyor> burada. <gülüyor> 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 ya artık bu konuyu yavaş yavaş kapatmak istiyorum ama biraz şey gibi bir durum var. Millet bunu yıllardır zaten yapıyor, uyguluyor. Biz çok geç bile kaldık. O evet. domino etkisinin bir an önce gelmesi lazım. Ya bilirsin TSM falan da işte hani YouTube'a yaptığı serilerde ta kaç yıl önce hatırlamıyorum. Belki beş yıl önce oturup grup terapistleriyle çalışmalar dediğim gibi fiziki. TSM tehlikeli falan. bir takım boşver. <laughs> TSM'den verme örneği. <laughs> Şimdi yabancı <laughs> dramaları takip edenler bilirler oralara hiç girmiyorum. Ya bu arada e, <laughs> hani, yani. de, hiç böyle takımda yok değil. Mesela S.M.B'nin ben lol tarafında çok e, fazla Tabii. işte sürekli olarak bir fizyoterapistle falan çalıştığını hatırlıyorum. E, var böyle takımlar var ama ee, çok, çok az ve bir de ne kadar düzenli e, onu bilmiyorum. Burada açıkçası. oyuncu da bir çok önemli. Araya girebilir miyim? Oyuncu tabii. da çok önemli ama yani şeyi de ayırmak lazım. Şimdi fizyoterapist dediğimiz zaman sadece adamın burada elindeki kolundaki mevzudan bahsetmiyoruz. Ha, yani tabii, tabii. bayağı omurgadaki duruşundan e, işte genel aynen. Abi. hormon salgısına kadar birçok şeyi etkiliyor. Ee, buyur. Yani zaten bence burada iki şey de çok önemli. Yani oyuncunun dediğin gibi senin yet yani yetişme biçimi de çok önemli. Yani oyuncu atıyorum bazı oyuncu var. Yani fizyoterapi sistemi çalışacağım diyen duydum ben. Mesela ne kadar kötü bir şey. Yani tabii ki fizyoterapistle çalışacaksın. Tabii ki psikologla çalışacaksın. Çünkü bu senin işinin bir parçası. Biz hala oyun oynuyorum adı altında oyunu oynadığımız i̇şte. için iş olarak bakmıyoruz ve profesyonellikten uzaklaşıyoruz. Bu kriterleri göz önünde bulundurmadığımızda senin rakibin senden 5-0 önde başlıyor. İşte burada... Biz çok doluymuşuz bu ekip olarak. Ben, <laughs> ben, bu konuda zaten <laughs> Kesin çok doluyum. Ya doğru ya yani. adamı getirdik oyunda <laughs> evet, evet. Yani buraya konuk olarak. Yani böyle... Tabii burada oyuncular bunlara uymak zorunda sözleşme şartları gereği zaten takımların Tabii. genel itibariyle kendilerine getirdiği böyle şeyleri. Ama sonuçta bunlara inandırmak da aynı zamanda evet. organizasyonun ve koçun da görevi. Onlar yani inanarak yapmadığın müddetçe seni daha iyi götüreceğine inanmazsan o psikologla yapacağın görüşmeyi veya fizyoterapi çalışmalarına bir şey katmıyor zaten yani. Evet, evet. Yani ben o biraz de. bir kriz süreci yaratıyor alışana kadar ama sonrası çok güzel. O zaman konuyu değiştiriyorum yoksa buradan biz çıkamayız yani. Bence <laughs> bir, de. Bir saat harcarız burada. Hemen Open Fire tarafına geleyim istiyorum. Sizin için turnuvanın başlangıcı nasıldı? Grup aşaması nasıldı? Takımdan beklentilerini alabildin mi? Şöyle, e, bundan önceki ESF turnuvasında biz zaten final oynamıştık. Ben dur, keza, dur, geleceğim oraya. Keza <laughs> röportaj döneminde de ya, bir kısa bir röportaj verdik. Evet. E, turnuva başlamadan önce Esa e, Open All-Star için. Yani şöyle aslında grup aşamasında gruptan çıkmayı bekliyorduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Aslında grubu hani kafamızda planla, planladığımız şekilde bitirebilmedik, bitiremedik. Bizim amacımız 3-1 ya da 4-0 gibi bitirmekti. Ama eee parla maçını çok hezimet bir şekilde yenildik. Ee, Parla maçında aslında istediğimiz performansı ortaya koyabildiğimizi söyleyemem. Ee, rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Her ne olursa olsun. Zaten iyi oynamasalar bir şekilde, bazen iyi oynamadığımız başlarda da kazanıyoruz ama bence domine ettikleri bir maçtı onlar adına öyle söyleyebilirim. E, ee, Fire of the maçı da birazcık daha şöyle. E, Fire of maçı kötü başlamadık ama birazcık daha formaliteye döndüğü için birazcık mental olarak hani çok stabilite hmm. içerisinde kalamadığımızı düşünüyorum. Yani o maçı çok değerlendirmek istememiş. Ama Parla maçında dediğim gibi normalde beklediğimiz oyunu e, sağ yansıtamadığımızı düşünüyorum. Ama oyuncular olarak da ben kendim olarak da bu buradan ders çıkardığımızı playoff aşamasında bence çok daha iyi bir konumda oynadığımız mapler üzerinde söylemem gerekirse Fracture için çok daha iyi bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum. Zaten birkaç tane haritamız var şu an çok daha iyi oynadığımız. Zaten harita havuzumuz zaman içerisinde genişliyor. Çok daha yeni bir takımız aslında memnunum. Yani çünkü bir önceki turnuvada final oynadık. Buradaki de amacımız da yine o. Şu an zaten e, turnuvanın da aslında güzel bir yanı var. Hem kaybedenler hem kazananlar durumu olması bizim için iyi. Yani kaybettiğimizde bir şey kaybetmiyor olma, oluşumuzu bilerek oyun oynuyor olmamız. Belki bizim gibi daha underdog olan takımların yüz yüz psikolojisini daha iyi bir konuma getireceğini düşünüyorum. Ya ben açıkçası bu konumdan mutluyum. Yani şu anki grup aşamasından açıkçası keyifliyim ve mutluyum öyle söyleyeyim. O zaman hemen şunu sorayım. Yani eksikleriniz ve artılarınızı daha doğrusu yani güçlü ve zayıf yanlarınızı nasıl görüyorsun? Sen biraz mesela bence mentaliteyi tam orada koruyamadık. Formaliteye döndüğü için e eksiye gittik dedin. Bu farklı karşılaşmalarda farklı şekilde problem yaratır mı? Kazandığınız <laughs> maçlarda da neleri doğru yaptınız? Ee, şöyle söyleyeyim. Zaten kazandığımız iki e iki maçta bind oynadık. Eee bind şu an ...en iyi oynadığımız harita diyebilirim. 2.8'den gelen Toe'nin... <laughs> ...en rahat kolladığı harita herhalde. Ta, ee, yani şöyle... bir, bir yılı aşkın bir süredir... <laughs> ...Bind sürekli olarak Galatasaray'ın... Şöyle haritası. aslında bence to e, ...genel olarak bütün haritalarda... ...oyunu gerçekten iyi görebilen... E, ...bence günümüzdeki hani... E, ...vuran IGL tanımını... ...tamamlayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, ben de aynı zamanda zaten... ...takımın dışında özel olarak onunla beraber... ...fazlasıyla vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bir IGL oyuncunuzun oyuna... Ee, tamamen hükmediyor olabilmesi çok önemli. Ee, bu arada bu tabi söylediğim hükmetme kısmı mikrolamak değil. ya Ben Hı -hı. mikrolamanın çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü... Takımın mikrolamanın ne gerisi... olduğunu da aslında bence birazcık açalım. Çünkü bazı terimler bazen kaçabiliyor. Ki, Eren söylediği şey yani. Valorant'la ee, FPS'e girenler onu anlamayabilirler. Şöyle söyleyeyim. Mikrolamak şu. Oyun içerisinde haritada bulunmadığınız bir noktada oyuncunun, herhangi bir oyuncunun, haritadaki diğer sizden bağımsız bir oyuncunun yaptığı en küçük bir harekete dahil müdahale edebilmek demek aslında. Hı -hı. Bu da aslında oyuncunun düşünce yapısını kısıtlayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama bu bizim oynadığımız seviyelerde aslında çok mümkün. Çünkü oyuncuların çok FPS, basic bilgisi çok yerleşik olmadığı için bunları mikrolamayınca çok daha basit hatalar meydana gelebiliyor. Ve son, günün sonunda randı bitireceğiniz noktada aslında bitiremeyebiliyorsunuz. Ya tamamen bütün planınız bozulmuş olabiliyor. Ben aslında takıma geldiğim günden itibaren bunu birazcık daha fixleme yani çözmeye çalıştım. Çünkü ben mikrolamanın çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Atıyorum 3 vs 3 gibi durumlardan bahsetmiyorum. Çok spesifik bir info gelmişti. Çok spesifik bir bilgi vardır. Mikrolarsınız. Çok bambaşka bir konu. Ama 5'e 5'ken oyuncu aslında sizin haritada genel olarak nerede baskı verip ne yaptığınızı oyun içerisindeki infoları dinleyip ona göre hamle yapamıyorsa zaten en temel problem önce bunu fixlemek lazım. Yani oyuncu aslında oyuncuya bunu öğretmek lazım. Oyuncu tamamen IGN'in beklentisi adı altında bir info gelecek ben onu yapacağım diye oyunu oynuyorsa zaten burada bir süreklilikten bahsedemiyoruz. Çünkü günü gelecek IGN'in kapısı da kapalı olacak. Kendi oyununa fokus olacak. Oyun içerisindeki performansı düşecek. Belki oyundan düşecek ama oyuncuların genel olarak bu kavramda mentalitesi benim söylediğimin dışına çıktığında bu sefer takım olarak da düşmüş olacağız. Ben aslında aslında önce bunu oturtmaya çalışıyorum, şu an takımda bunları belli bir açıda maplerde oturttuk ama daha sürece ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Açıkçası e, yani şöyle söyleyeyim, Bind haritasının dışında bazı, ben diğer haritalarda da iyi oynadığımızı düşünüyorum, şu an harita kompozisyonumuz aslında kötü değil. Ee, sadece bazı agent switch'leri, aynı zamanda pozisyon switch'leri yapıyoruz ufak tefek haritalarda bunları gördükçe. Çünkü ne kadar antrenman yaparsanız yapın bazen official maça çıktığınızda bunları görmeden düzeltmek mümkün olmuyor. Ee, bunları zaten görüp bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. Daha iyi olacağımız konular %100 var. Bu en iyi olduğunuz dönemde bile bence var. Her insanın kendini ne kadar pik olduğunu bir noktada geliştirebileceği gibi. Ya yani Şu an açıkçası mutluyum. Yani ben oyuncularım da mutlu olduğunu düşünüyorum. Takımızın, özellikle takımımızın kimyasının iyi olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. Çünkü çocukların hem iletişimi hem birbirleri olan arkadaşlık ve uyumu zaman içerisinde bu geçtiğimiz 50 günlük süre içerisinde daha iyi bir konuma geldiği için aslında tamamen şu an keyif aldığım bir süreçte diyebilirim. Ee, Şeye ekleyeceğim yani kağıt üzerinde baktığımız zaman belki sizin için işte süperstarlardan oluşan top bir takım öyle bir girdiler ki turnuvayı domine edecekler falan dediğimiz bir kadro yok. Zaten kendi de az önce bunu belirtmiştin. <laughs> ee, sen kendi en üst seviyenizi şu anda nerede görüyorsun? Geliştirilebilecek potansiyeliniz sence daha ne kadar var? Yani takım %70 ile oynuyor, %80 ile oynuyor. Biz çıktığımızda 6 ay içinde geliriz Türkiye Ligi'nde ilk 2'den aşağı inmeyiz, her turnuvada final oynarız diyor musun? Yoksa yani yeri geldiğinde de değişikliğe gitmek lazım gibi bir bakış açınız var mı? Ya şöyle söyleyeyim, ben kısa vadede çok aslında değişikleri seven bir insan yapısına sahip değilim. Çünkü dediğim gibi oyuncuların genel bağlamda burada benim söylediğim şeyleri önce düzeltmesi gerekiyor ki ben onların bireysel olarak bir şeyleri başarı başaramadığını göreyim. Yani bu bu bence birazcık daha süreç isteyen bir konu bu değişiklik ya da değişikliklerin yapılabilmesi konusu. Ben aslında kendi tarafımda tamamen düşüneceğim bu. Zaten oyuncularla da bunları bu kadar dürüst bir şekilde paylaşabiliyorum. Yani kendilerine söylemem de tamamen bu şekilde. bunun dışında amacımız aslında biz takımı kurarken ben yönetimle de konuştuğumda bir 6 aylık öncelikle bir 6 aylık yani Kısa orta vadedeyim, kısa orta vadelik bir süreç. Daha sonrasında bir yıllık bir süreçten bahsettim çünkü her ne olursa olsun hem kendi oyun mantaritem, hem oyun takım içerisinde bulunuyorlar. Belki daha sonra ileride yapılabilen değişikliklerle beraber en azından bence bir yıla ihtiyaç var. Ya yani ben bir yıllık oluşamayan bir e, bünyenin çok inanılmaz bir başarı yapsa bile tamamen bence açıkçası çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ya bizim amacımız şu an dediğim gibi e, bu turnuvada. E, Alabileceğimiz en iyi dersleri almak. Bundan sonra da Cilut var. Cilut'ta da oynayacağımız takımlarla ne kadar aslında mücadele edebiliyoruz, neleri başarabiliyoruz. O hem oyuncu bazlı hem takım bazlı olarak görmemiz lazım. Daha sonrasında bunları yaklaşık bir ilk yanılmıyorsam Şubatın başında lig başlayacak gibi duruyor hı hı. ya da belki Şubatın ortası tam olarak bilmiyorum ama yaklaşık bir iki buçuk üç aylık daha sürecimiz var. Lige girdiğimiz zaman da sert girmek istiyoruz. Yani en azından bu temel problemlerimizden kurtulmuş gerçekten yani üst sıraları zorlayabilecek ilk iki ilk üç playoffların favorisi gibi görünebilecek. Çünkü zaten takım yani ülkemizde iki tane EMA'ya gitmiş kulüp var. Ki onlar zaten ülkenin en başına çeken iki tane kulüp. futbol ve BBL. Onun dışında bence geri kalan kulüpler şu an sıralama çok değişkenlik gösterebilecek seviyelerde. Bence buraları zorlamak bizim için bir hayal değil. Oraları görmek lazım. Oraları için düzgün çalışmak lazım. Oyuncuları buna karşı doğru şekilde geliştirmek lazım. Ve oraya gittiğimizde oynuyor olmamız lazım. Yani ben tamamen böyle düşünüyorum. Ya yani ESA, Cilut bambaşka bir seviye. Biz tamamen zaten hedefimiz öncelikle lig. Yani buralarda hatalarımız, yaptığımız oyuncularla ortak çalışmalarımızın sonucunu alabilmek, hatalarımızı görmek, hatalarımızı çözümleyip dik sürecine ulaşabilmek. Yani e, turnuva süreci sizin için fena gitmiyor gibi gözüküyor. Hı -hı. Sonuçta zaten playoff'lara çıktıktan sonra bir kere bir yapı değişimi oluyor. Yani bütün takımların oyunu değişiyor. Maçlar Bo3'e, Bo5'e yeri geldiğinde evet. dönüyor ama şimdi size bakıyorum iki gün sonra... Turnuvadan elenebilirsiniz. İki gün sonra finale çıkmış. Tekrar burada sahnede oynuyor olabilirsiniz. Ee, nereye gider yani bu işin sonu? Ve turnuva ağacınız da çok öyle kolay bir turnuva ağacı değil yani. Evet. İlk başta footy sportsu oynayacaksınız. Hangi kadroyla çıkacaklar bilmiyorum. Ama kazanırsanız daha zorlu bir rakip, kaybederseniz zaten lower bracket. Onlar da yani. işler ciddileşince az kadroya döndüler. E ee, tabii evet canım, ama belliydi şimdi yani. E, çeyrek finalde de e, az yani, kadroya çıkarlar. Öyle Berkay'ın yani, yani Twitter şovlarına benzemez yani. Yok sahne gençlerin falan gördük <laughs> finale gelirken. Hangi gençler? Şöyle gençler de iyi oynadı bence. Yok ya, şöyle söyleyeyim. Gideceğim. yani biz futada altında oynayan herhangi bir rakibi ya yani da herhangi bir oyuncuyu futada altında oynadığı için put olarak algılıyoruz. Yani benim için çok değişkenlik gösteren bir durum değil. Aynısı çok büyük bir takımda da oynasam, Navi ile oynasam mesela. Atıyorum Angel yoksa farklı bir oyuncu varsa gene Navi olarak algılarım. Ee, o yüzden futbol maçına tabii ki tamamen konsantre bir şekilde çıkacağız. Akademi kadrosuyla da çıksa, kendi az kadrosuyla çıksa. Amacımız kendi oyunumuzu oynamak her ne olursa olsun. Yani rakibin ismini önemsemeden. Bir kez daha ben bütün gittiğim takımlarda bunu söylüyorum. Yani genel olarak kendi oyunumuzu oynayamadığımızda ben çok daha mutsuz oluyorum. Çünkü çalıştığın şeyi de göremiyorsun bu sefer. Yani korkak davrandığında, psikolojik olarak kendini yeterli hissetmediğinde, doğru inisiyatifi almadığında, oyun içerisinde atıyorum eksildiğinde, kafa yapısı olarak oyun içerisinde kitlendiğinde bunları deneyemediğinde zaten eksiklerini göremiyorsun. Bu sefer bir sonraki belki official'a aktarılıyor bu, bu yapacağım bütün hatalar. Ve bunları aslında ben en sevmediğim konulardan bir tanesi zaten koç olarak bütün oyuncularıma maçı kazanmak, kaybetmek bir kenara. Biz neyi çalıştık? Bunu çalıştık. Okey, biz bu çalıştığımız şeyi denemek zorundayız. Kaybetsek de deneyeceğiz, kazansak da deneyeceğiz. Çünkü denemeden en azından yapacağımız hatayı göremeyeceğiz. Ve oyuncular şu an benim zaten bu söylediğim mentalite de ilerlemeye çalışıyor. Ve bu konudan da mutluyum aslında. Çünkü maçı kazanıp kaybet... Ya biz maçları kaybettiğimiz noktada şöyle bir... E, arış içerisinde değiliz. Ha işte şu oyuncu kötü oynadı, bu oyuncu kötü oynadı. Ben hiçbir zaman zaten bu kafada olan bir insan değilim. Çünkü yani bir oyuncunun kötü oynuyor olması tamamen onunla bağlantılı olmayabilir. Yanındaki adamla bağlantı olabilir. Belki doğru bir komünikasyon kurulamamış olabilir. Belki oyun içerisinde doğru oynaması gerekmeyen bir pozisyonda belki bir kol gelmiş olabilir. O an ölmüş olabilir vesaire vesaire vesaire. Ya genel olarak daha çok e, takım bazındaki hatalarımızı bulup daha sonrasında dediğim gibi bireysel baza indirgeyip ondan sonra bunları aşmayı düşünüyoruz. Ya fut maçı özelinde çok fazla konuşmak istemiyorum. Zaten bence turnuvanın favorilerinden direkt hasta favorisi diyebiliriz. E, kendi az kadrosuyla oynadığı dönemde. Yani oynayacakları maçlar Hı -hı. için konuşacak olursak. E, Ondan sonraki dönemde bence Parla, bence turnuvadaki en iyi en büyük ikinci favorilerden bir tanesi. Ee, onun dışında aşağı çartta da bence çok değerli rakipler var. Regnum olsun, Fireflux olsun, e, olsun. SMB olsun, Yani bence hepsi dediğim gibi yani BBL ve Futun olmadığı senaryoların hepsinde bence çok değerli rakipler. Yani ama bizim amacımız dediğim gibi kendi oyunumuzu oynayıp kendi oyun sistemimizdeki eksikleri veya doğruları bulup doğrularımızın gidişatını yükseltip eksiklerin hatalarını giderip onları da bir şekilde oyuna sokabilmek bizim bu turnuvalardan almak istediğimiz en büyük önem. Zaten bunu bence başarabileceğimiz düşünüyorum. Ya yani futbol fut maçı da olsa dediğim gibi kaybetmek çok önemli olmayacağı için, kaybedenler finali olacağı için, ya kaybedenler grubu olacağı için bizim için çok bir önemi yok ama kazanamayacağımız bir maç değil onu da söyleyeyim. Çünkü Valorant'ta yani Champions'ta da gördük bunu geçen <laughs> sene elenen bir Dünya şampiyonundan bahsediyoruz, Lawton'dan bahsediyoruz. Yani oyun sürekli değişkenlik gösteriyor. Tabii bence bu süreçten. Yani Lawton'un kadrosuna bakıyorsun iki yıllık bir kadro. Diğer <laughs> kadrosuna bakıyorsun iki yıllık bir kadro. Yani süreç gerçekten oyuncuların birbirini tanıması aynı sayfada buluşabilmek bunlar çok önemli. Ya bu turnuvadan beklenti maçımız tamamen bu. Yani futbolda oynasak bundan sonra grubu yani maçı kazansak da Parla'nı karşısına dizsek Parla da aynı şekilde nasıl ki buradaki finalde oynadık fracture maçını ben dediğim gibi. Onlar çok iyi oynamasına rağmen biz de kötü oynadığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir sonraki seviyede aynı zamanda Boğuç olacak. Ben çok daha farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Sonuçtan dediğim ziyade... gibi kısmı bu ikisinin yayından önce 40 dakikalık konuşmasından bir kesinti tabii ki. Ya Ondan... dileriz konuştuğumuz için <laughs> ya Allah Allah. Hayır ben ekleyeyim de orada şey ne zaman konuşuluyor falan gibi olmasın yani. <laughs> arada... Benim de görevim bu abi ne yapayım yani. <laughs> <laughs> Sonuçtan ziyade iyi oyun diyorsun yani. Daha doğrusu oyunu geliştirmek. Ya tabii zaten <laughs> sezonun aslında sezonun sonundayız. Yani daha doğrusu yeni sezon sezon öncesindeyiz. Sezonun evet sonundan sezon. Sonundan yani ziyade yabancılar ya buna oyun. run diyor. Yani bir şey devam ettire good run diye yazarlar zaten bütün yani e, hani lugatta. Ya ben bir good run yapmak istiyorum genel olarak bütün turnuvalarda. Şu an için lig süreci ne kadar konuşmam gerekirse gerçekten bu e, süreci en azından yani şu an bir final oynadık. En azından finale yaklaşıp o oynadığımız turnuvada da aslında. Yanlış hatırlamıyorsam fut yoktu. SM yok. SMB mesela şey değil yoktu. yoktu. Ha, e, SMB de yoktu. SMB de yoktu. SMB SMB de, de yok Thunderbolts vardı. Thunderbolts, ee, Lixa vardı. E, Thunderbolts, Lixa, e, Regnum. Fenerbahçe, s Parla, Regnum. Siz Regnum. Okay. A, yanlış hatırlamıyorsam 8 takım vardı zaten. Ya da 6 Altı vardı, iki elendi, dörtten finale mi gittik? Son, dörd, son dördün üçü Thunderbolts, e, Hı -hı. siz ve Parla'ydı diye hatırlıyorum. Aynen. Ee, dördüncüyü Şimdi Benim de aklımda kalmadı. Yani dediğim gibi şu an o turnuvada bir final oynadık. Amacımız da bu turnuvada finali oynayabilecek kadar kaliteli oyun sergileyebilmek. Oraya hak edebiliyorsak zaten orada oluruz. Hı hı. Yani en azından benim amacım bu. Yani oraya oynayabilmek için kaliteli bir oyun sergilemek lazım. Hı hı. Hem oyuncu hem takım bazlı. Amacımız bu yönde. Dediğim gibi oraları göreceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Bakalım. Ee, o zaman yine tekrar birazcık daha bireysel noktalara gidelim. Tamam. Espor'da ee, e Espor kariyerinde tabii Valorant orada çok kısa bir Dönemeniz. O yüzden muhtemelen biraz daha CS tarafına döneriz. esporda en unutamadığın an? Ee, bir OG numara. maçı. OG maçı. Yani şöyle söyleyeyim. Birazcık anekdotlarla anlatayım orayı. Maç öncesi, şimdi onların bir menajeri var. Ben çok sevmiyorum kendisini. Kadın bir menajeri var. Birazcık bize üstten baktığını düşünüyordum yani. Bizi rahat yenebileceklerini düşündüğü, bir senaryoya gidebileceklerini zannediyordu. E, maç öncesi çok böyle normalde yani yenildikleri, ki insanları birazcık analiz ediyorum tabii ki şimdi Hı -hı. ilk defa gittiğim bir organizasyon insanlar neler yapıyor birbirleri davranışları falan nasıl? Şimdi maç yenilince birbirine ellerini falan sıkıyorlar tabii böyle hani birazcık daha centilmence e, geçen şeyler. Biz tabii maçtan önce e, bump pick yapılacak. E, ben ve o zaman aciyalık Özgür yapıyordu. Özgürle gittik orada böyle bir ufak bir hani suratımıza bakışını e, a, a, hatırlıyorum hani. Şimdi mapler belli oldu. Şimdi mapler belli olurken de şöyle, biz aslında... E, Bu arada bunun nerede olduğunu e, insanlar söylerim. bilmeyenler vardır. Yani CS Major'da yaşanıyor bunlar. Aynen CS bunlar. Major'da yaşanıyor Antwerp'te. E, Belçika'da. Belçika'da. Şimdi işte dediğim gibi bumping yapılacak. Onların koçu IGL'imiz. Ben beraber işte oradayız. Onlar da geldi. O da kafasını arkadan böyle bir uzattı hangi mapler. Normalde şöyle, e, adminler şunu söylüyor. Poç ve IGL dışında kimse olmasın. O da arkadan dinliyor tabii. Ben birazcık hani o benim aklımda kalan kısımdan bahsediyorum. Ee, her neyse işte bump pick yapılacak. Biz bump pick yaparken aslında onları nuke pick diyeceğini düşünüyorduk. CT baş hedeflemiştik. Onlar e, nükü banlayıp vertigo'ya çık bıraktı. Bunlar hiç Vertigo oynamamıştı o döneme kadar. Yani OG'nin o dönem Vertigo'su sıfırdı. Biz de Vertigo direkt pikledik doğal olarak. E, en iyi, Aynen. E, hala öyle aslında, iyi haritalarından bir tanesi. İyi haritalardan bir tanesi, bir tanesi Eternal Fire'ın. Ee, biz tabii Vertigo'yu pickledik. Ee, daha sonrasında onlar da pikledim. Son haritada, yanlış hatırlamıyorsam, Inferno'ydu diye hatırlıyorum. Inferno'ya kalmadı keza. Ee, ondan sonra tabii ki maça başladık. 7-0, tabii böyle bir inanılmaz şeyler. Ee, Onlarda bir bağ, yani şöyle söyleyeyim o seviyedeki oyunculardan bile bağırmayacağını duyduğunuz şeylerle başlıyor insanlar. Şimdi bir de oradaki durum şu şöyle bir ee, nasıl söyleyeyim otelin konferans salonu çok büyük bir konferans salonu kapatılmış. Orada bütün bölmeler yapılmış işte bütün makinelerde farklı farklı takımlar oynatılıyor. Şimdi içeride, dışarıda televizyon var ama içerideki ses bir tık daha önce geldiği için kimin yenip kimin yenmediğini anlayabiliyorsunuz. Biz 7-0'dan comeback atmaya başladık. Bizim sesler yükseliyor, 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 yükseliyor. Tabii ilk harita 16-14 bitti. Biz tabii helal falan Türkçe konuşuyoruz. Anlaşılıyor diğer diller anası da. <laughs> ben çıkarken bir yüz ifadesini görmüştüm. Hani o cim aslında benim için en, <laughs> en güzel kısmı orası. Şimdi tabii Vertigo'yu yendik. Dust 2'de ikinci harita. Bunların suratlar düşmüş iyice. Çocukların inanılmaz moralleri bozuk. Dust 2'de de yanlış hatırlamıyorsam 14-11 öne geçtik. Sonra 14-14, 15-14, 16-14 gibi biten bir maçtı. Yani iki haritada 16-14 bitti. Yani oradaki o surat ifadesi benim için inanılmaz. Hani bizi birazcık böyle Türkleri küçümseyen bir yapı. Ondan sonra onları iyi elediğimiz çünkü OG bu arada ben sonradan öğrendim onu. ilk defa Major'a gitmişler. Evet. Yani ilk defa Rio'da Major'a gitmişler. Ben bilmiyordum. Adamlar ilk defa biz Major'a gitmesi eliyoruz. 2-2 olduğu dönemde. Hani OG maçı çok değerli benim için. Bence Major'da geçirdiğim Vitality maçı da çok değerli ama OG maçı benim için ilk sırada. Çünkü çok değerli. Yani gece, gecesinde yaptığınız çalışma, gecesindeki kafa patlatışınız. Yani sabah 10'da maçınız var. Saat 4'e kadar falan ben adamları analiz ettiğimi böyle gözlerim kanayana kadar baktığımı biliyorum. Yani düşünüyorsun o bir de ettiğin analiz boşa gidiyor. Nuke oynayacağını düşünüyorsun. Evet. <gülüyor> 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 Adamlar bir anda Nuke oynamak istemiyor. Çünkü onu da sonradan öğrendik. O dönem onların ig Nexa'ydı. Hala Nexa sanırım. Hı hı. Nexa çok sevmiyor. Ee, şey oynamayı, Nuke oynamayı. Onlar o yüzden tercih etmemişler. Yani o maç inanılmaz keyifliydi. Yani o maçı yendikten sonraki hissi yani duyduğum hazla anlatamam size. Yani inanılmaz bir keyif. Yani Major'a çıkmak, Major'ı hissetmek. Çünkü aslında bizim yani eşleştiğimiz rakipler kolay rakipler değildi hiçbir şekilde. Ya biz Vitality ile eşleştik. Yani ilk maçımızda e, yanlış hatırlamıyorsam Feyzle karşılaştık zaten. Yani FaZe maçı bizim için büyük hüsran. 16-4 bitti. Oradan o psikolojiyi yani, toplamak. Ya FaZe'ye yenilebilirsiniz zaten. FaZe'ye inilebilecek. Orada, oradan Aynen, devam edip şampiyon olmalı yani. Yani. Şampiyona kaybettik. <laughs> yani öyle. öyle. Yani çok sevdiğim kaybettik. bahanedir ya A bu arada. arada yani. Yani. Yani şampiyona şampiyona çok kaybettik. Çok yani. şeyler değildir. Hani ben şunu hiçbir zaman dediğim gibi. Maçı kaybedebilirim. Ama maçta kendi oyunumu oynuyor olmak beni çok daha üzer. Ki keza da overpass'te de ben aynı şekilde çok üzülmüştüm. Normalde maçı kaybedebileceğimiz zaten hani dışarıdan baktığın zaman feyze kaybedebilirsin. Çok normal gibi bir sonuç gibi gelebilir ama kendi oyunumuzu hiç oynayamamıştık. Yani kendi oyunumuza dair bir belirti bile sahneye koyamamışken o beni çok üzmüştü. Ama sonrasında Dignitas maçında o karakteri ortaya koymamız. Daha sonrasında bence Vitality maçını da kazanıyorduk biz, çok ufak bir iletişimsizlikten dolayı bence round'ın 12-11 iken Kralı'da bir nokta var ama dediğim gibi OG maçı beni inanılmaz duygulandırmıştı yani çok inanılmaz bir şekilde o dediğim o menajer kısmı, anekdot Müthiş. daha sonrasında o surat ifadeleri inanılmaz keyifliydi. Hala o yüz ifadesini ben de, yani, yani aynı, aynı gördün eminim anlatırken yani, <laughs> yani hem zevk hem şey olsun tavrı olsun. Ee, peki şunu da sormak istiyorum şimdi şu ana kadar konu çok profesyonel gidiyordu. Hiç problem yok ama şu hikaye anlatışında bile e, işler birazcık da böyle duygusala doğru bağladı. Sen kendini artık yani 10 yıldır, 15 yıldır neredeyse bu işin içindesin. E, taraftarlık ve profesyonellik arasında nerede görüyorsun? Çünkü hepimiz bir yerden sonra sunucu olarak, koç olarak, oyuncu olarak bir iş mentalitesiyle baktığımız için o taraftar yapısını kaybediyoruz ama maçları izlerken ya şu takım kazansa güzel olur, rakibimiz bu çıksın işte sallıyorum. E, fut'un bir yurt dışı maçını izlerken, BBL'in yakın zamanda bir yurt dışı maçını izlerken o e, ufak da olsa taraftarlık hissiyatı sende nerede? Öyle söyleyeyim. Bu illa bu iki ben, takım olmak zorunda ben, ben değil. Türkiye'de farklı Türkiye'de hangi olur. takım oynarsa oynasın Avrupa'da hangi oyun olursa olsun ben takip ediyorum. Ben bu arada Loli falan da takip ediyorum. Yani o kafa yapısında bir olan bir E-Spor'da öyle bir mantelitem var. Çok aslında bir taraftarım da mesela son oynanan Champions aynı şekilde World Champions'ı da izledim. Mesela ben biraz DRX taraftarıyım. Valorant'a da DRX taraftarıyım. <laughs> Yine Direksileri bulup bulup bir şekilde getir... Allah'ım delireceğim ya. Abi Koreliler. Bir dahaki konumuz konuğumuz kim olacak bilmiyorum. <laughs> Soru bir, DRX fanı olmamalı. Direx fanı ise ben bu programa gelmem. Aa, Yeter artık ilgiler. ya, yani. Hiçbir şey yok, iyiler. iler. Adamlar aa. yaratıcılar, yetenekliler. Düşünce ya, kafası. Kendilerini. Kend, ya onlara bir tek Koreliler ama... yaratıcı abi. Başka yaratıcı kimse yok çünkü Hayır region olarak. Ya. En yaratıcı olanlar onlar. En iyiler yani şu... <laughs> yani de onlar. Yapacak bir şey yok. Dördüncülükte ben, ben, gitmişlikleri ben, ben, yok ama ben neyse. Ben gelen bir adamım. Korelilerin kazanmasını izleyerek bütün Benim, şeyim geçti. Ya ben de öyle büyüdüm de ama aynı şeyim yani. Benim DRX'teki e, bağlantım şuradan geliyor onu da söyleyeyim. Hani onu biraz anekdotlarla bir ilgili anlatayım. Bir DRX geldi. Nasılsın iyiyim? yok. Şöyle. E, DRX'in takımının koçu Terme biliyorsunuzdur. Evet. E, Terme benim daha çocukluk hatta ergenlik dönemlerinden itibaren benim örnek aldığım e, oyunculardan bir tanesi. Çünkü onların o dönem Vimet Fox diye bir takımı vardı. Hı hı. E, o inanılmaz bir altyapıyla hazırlanmış o hani kusursuz denebilecek taktiklerin aslında göstergesi olan bir takımlara sahipti ve Terminin diğer başında olması aslında benim e, onların fanı takip hani, ta, 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 fanı demiyorum ta, ta, yani, yani, takibinin hani onları gerçekten sempati besleyebilmemin en temel sebeplerinden bir tanesi Termin'in oluşu. E, ki keza ben şöyle söyleyeyim e, Valorant İstanbul'un hepsini neredeyse final, final dahil hepsini canlı izleme fırsatım oldu. Yani o DRX'in bence oynadığı oyundaki kalite gerçekten çok çok net belli oluyor. Yani o e, hissedebiliyorsun. O yüzden mesela benim DRX'e olan bir bağlantım var. Ha keza Valorant'taki o Champions'taki sürecim de oradan DRX'in çıkacağını bu arada bilmiyordum. Çünkü onlar sanırım ön elemeden vesaire falan gelmişler. Hı hı. İşte yarı finalde vesaire falan çok Genc'i falan gelmişler Hatırlıyorum o dönemde hani takip etme fırsatım da oldu. Keza e, yanlış hatırlamıyorsam biz bir dönemin hatta finalinde bootcamp'teydik. E, takımla beraber. Orada birazcık takip etme fırsatım oldu. seviyorum çünkü LoL'ü falan izleme, Dota izleme falan da seviyorum ama. LoL, ta şöyle söyleyeyim sana, 12 yıllık League of Legends profesyonel arasının en büyük sürprizi onların şampiyon olması. Öyle mi? Evet, play'inden geldiler. Yani. <laughs> yani. yani, çok büyük bir peri masalı. İşte, yani normalde çok gerçekleşmesi tahmin edilmeyen bir olay. Yani aslında, hani DRX isminin aslında bende uyandığı şey Termi'den geliyor. Yani onun dışında e, Hani bilmiyorum Korelilere karşı çok sempatim var mı Bence çok çalışkan insanlar belli oluyor zaten evet. yani Hazırlıkları çok... da öyle evet. Yani Her takımlarının e, çalıştığı belli Yani orada en çok Mutlu eden beni şey şuydu Oyuncular önde oynuyor arkada bir ekip var Onları arada bir flash flashback'i böyle kamerayla gösteriyorlar İnsanlar bir anda böyle Seviniyor kalkıyor üzülüyor Falan hani yaşıyorlar beraber o duygu durumunu Beraber yaşamaları benim aslında çok hoşuma gitmişti Yani aslında ben şöyle söyleyeyim Koçken de mesela bu tarz duygu durumlarının insanın içinde yaşıyor olmasa hani bazen futbolda da koçlar oturur belli eder. Ben mesela keza bizim bir ESL Pro League konferansla Brezilya'yla karşı oynadığımız bir maç vardı. Hammer diye bir takımdı yanlış hatırlamıyorsam. E, şu an CS kariyerimi çok fazla sorgulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla bende depresif bazen anılar yaratabiliyor. E, Hammer Hammer'la oynarken kalitesiz bir oyun sergiledik. E, Orkestra haritasında. Ben mesela mutsuzluğumu direkt belli, yani ben duygu durumlarımı, genelde duygularımı belli eden bir insanım. Yani duygusal olarak bir şey yaşadığımda üzüntü, sevinç, sinir vesaire falan genelde belli ederim. Bunu tabii yaş büyüdükten sonra birazcık da kontrol etmeyi başarıyorsun, ama çocukken bu çok daha fazlaydı. Yani şöyle söyleyeyim, hamur maçında oynadığımız kalitesi oyun sonrasında ben geçtim sadece mesela şeyime oturdum, sandalyeme oturdum. Çünkü keyfim kalmamıştı çok daha ilk haritada 16-7'li kendimiz bir rakip. Belki 16-4 falan bile bile bitti, Bitebilirdi. Yaptığımız basit hatalardan 16-7 bitti. İkinci haritada yanlış hatırlamıyorsam skor 12-7 miydi? 13-7 miydi? Öndeydik. Sonra maç bir anda 14-14, 15-15'lere falan uzatmalar yendik. O an keyifsiz, keyifsizleşmiştim. Yani o taraftarlık duygusunu bir noktada kaybedemiyorsun. Yani çünkü onu duygu durumunun aşamadığın için hani sadece koç olduğun için de o takımın kazanmasını istediğin için bir şekilde hissiyatlarında mutlaka bulunabiliyor. Ben öyleyim yani. Kendimce düşüncem bu. Evet evet onu gördüm zaten <laughs> şey o olarak da anlatırken de. Tabii yani canım o hocam orada imaçından hissedebilirsiniz. <laughs> <laughs> akademi tarafına ne diyorsun peki? Yani akademi tarafı derken daha genç oyuncuların yetiştirilmesinden bahsediyorum. Şimdi yavaş yavaş bunu yapan takımlar var ve hala çok potansiyelli isimlerin biz sahnede yer alamadığını görüyoruz. Veya onlara şans verilmesi adına da tabii ki güzel bir oluşum olduğunu görüyoruz ama sizin böyle planınız var mı veya dışarıda akademiyi takip ederken hani bu çocuklar ileride güzel oynar falan dediğin durumlar oluyor mu? Ya yani yabancılardan bizim ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben bunu CS'den de çok rahat bir şekilde deneyimlediğim için söylüyorum. Ben Major'a gittiğimde hiçbir oyuncunun bireysel yetenek açısından bence Türk insanından yetenek hani inanılmaz bir yetenekten o sayılı oyuncular işte Zantelester, Nikodur. Hani bu tarz böyle çok spesifik isimler dışında bu adamlar işte bizden çok çok yetenekli diyebileceğim hiç kimse yoktu. Yani net olarak söylüyorum bunu. Bunu bence 15 yaşındaki bizim burada bir genç oyuncumuz için de aynı şeyi söylerim. Adamların sadece bizden yaptığı en iyi şey Düşünme becerileri, oyun içerisinde hemen e, olay anında ne kadar daha hızlı bir şekilde hotfix yapabilmesi. Adamın bunu geliştirmişler yani. Bizden daha iyi yapabildikleri en iyi şey bu. Ve sakin kalıyor olmaları. Her ne koşul olursa olsun. Yani bizim akademi takımlarımızın bence zaten kurulması lazım. Bu arada şöyle Galatasaray'daki yönetimin hani e, ilerleyiş sen de biliyorsun konuştuk bunu. Birazcık daha... E, Süreçten geçmesi gerekiyor. Galatasaray'ın kendi kulüp içerisine gidip oradan geri. Orada dönüş... böyle ciddi bir bürokrasi var. Tabii tabii. tabii orada Aynen. bir bürokrasi'den Doğru. bahsediyoruz. Doğru. Ben açıkçası akademi takımımızın olmasını istiyorum ama şu anda kendim akademi takımını yoğunlaşabilecek bir konumda olduğumu düşünmüyorum. Hani kursam da hani onların başına hani haftada bir gün bile gidip ilgilenmek isterim. Çünkü en azından bir göreyim, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. En azından bir dokunuşum olsun isterim. Şu an mesela o konumda olmadığım için çok fazla üstelemiyorum. Ama belki Ocak ayından sonra birazcık daha bir şeyler oturduktan sonra mutlaka istiyorum. Diğer kulüplerimizin de bence akademiye çok önem vermesi gerekiyor. Çünkü 15 yaşındaki bir oyuncunun fikir bazında değiştirebilmesi çok daha kolay. Evet. Yani 20'li yaşların ortalarına gelmiş bir insanın 21-22'lerine ulaşmış bir insanın fikir olarak şimdi FP's adam zaten oturup hani bir şeyleri yani nasıl şimdi ben sağ elimle yazı yazmayı öğrenmişim. Sol elimle yazı yazmam gerekiyor belki belli konularda, belli durumlarda yazdıramam ama onu. Yani 15 yaşındaki bir insana bunu daha hızlı bir şekilde adapte edebilirim. Bu tamamen bir örnekleme. Anlayabiliyorsunuz zaten durumu. Ya yani 15 yaşındaki insanlara bunları aktarabilmek çok daha önemli. Adam belki 15 yaşından 18 yaşına kadar doğru fikirlerle yetiştiğinde sonra bambaşka bir oyuncuya dönüşecek ama bunu bilmiyoruz sadece. Buna yatırım yapmadık. Ya ben bunun %100 yapılmasını bazı takımlarımız da bu arada yapıyor. Onları tebrik ediyorum. Yapmaya bence devam etmeleri lazım. Çünkü oyuncu havuzunun genişlemesi bizim için de çok önemli bir şey. Oyuncu bulmak, daha kaliteli bir oluşum sağlamak bence oyunculardan geçiyor. Biz her ne kadar yönetim ve koç ekibinde de olsak da oyuncular aslında bu işin temelini oluşturuyor her ne olursa olsun. Oyuncuların da gelişebilmesi, doğru insanlarla çalışıyor olması ve doğru şekilde çalışıyor olmasından geçiyor. Tabi bu konuda da ne kadar yeterli olduğumuzu tartışırız uzun bir gün. Ee, bakmak lazım. Yani <laughs> skalaya da bakmak lazım. Hani gerçekten doğru mu yetiştiriyoruz? Doğru verimliliği sağlatabiliyor muyuz? Doğru şeyler mi öğretiyoruz? Yoksa sadece pratikte adam vurmaya mı çalıştırıyoruz? Bunlar birazcık da bence spesifik konular zamanı geldiğinde bir aramızda muhabbet ederiz. Yavaş yavaş sona geleceğiz ama hala bitirmiş değilim. Senin için güzel bir kısım da hazırladık. O kısma geçmeden önce son sorumu yönelteyim. Şimdi siz geldiniz, tabii third party turnuvaların öneminin çok yüksek olduğundan bahsediyoruz. Takımlar bir şeyler deniyorlar, bazen dediğin gibi işte oyuncu deniyorlar, taktik deniyorlar. En azından grup aşamasında veya play-off'ların ilk kısımlarında, lower'a düşmeden önce. Siz geldiniz, sahnede oynadınız ve e, hem third party turnuvaları hem sahneyi nasıl buluyorsun? ESA tarafında böyle bir fırsatımız var. Artı olarak da bu sizin sonraki mücadelelerinize e, daha olumlu şekilde etki ediyor mu? Yani o tecrübeyi yaşadıktan sonra evde oynamak sanki çok daha rahat gelebilirmiş gibi ben düşünüyorum. En azından bu e, hissiyat tatmamış oyuncular için. %100 kesinlikle aynı fikir diyeyim. Yani e, LAN game bu işin bence en büyük parçası. Çünkü Lan Game'de yeteri kadar tecrübe edinmemiş oyuncular genelde bu tarz durumlara geldiğinde birazcık daha fazla heyecan yapıp normalde oynadığı şeyin dışına çıkabiliyor. Biz buralarda aslında o oynadığımız finalde de bence çok kötü oynadığımız düşünmüyorum. Yani Parla bizden bir biraz daha iyi oynayıp maçı kazandı. Ke bir keza bütün haritalarda skorlar yakındı. Ama e, ben oyuncuların bazında baktığım zaman yüzde yüz o farklılığı hissedebiliyorum. O yani insanda bir olgunluk katıyor. Her gittiği bir lan game. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben çok lan game'e gitmişimdir. Yani 2007'den beri belki 50 tane, 60 tane, belki 100 tane LAN game e gitmişimdir. Major'a gittiğimde o hissiyatım vardı benim. Yani Ben koç olmama rağmen o içimde ufak bir hani kıpırdanma, o e, ufak da olsa bir heyecan hissiyatı mutlaka oluyor. Bence her LAN game'in başında her oyuncu da olur. Ama bunun seviyesi ne kadar e, yüksek o önemli. Bence oyuncular da yarattığı açı bakımından diye düşünüyorum. E, biz bence bu LAN game'den almamız gerekeni aldık. Bizim zaten bu sahneye çıktıktan sonraki bir sonraki çıkışta çıkarsak ki hedefimiz şampiyon olmak. Yani çünkü burada aslında o duygunun ya şöyle söyleyeyim ee, bize bir hezimet olmadığını, aslında bizim için bir ders olduğunu, aslında biz kendi payımızı aldığımız almış olduğumuzu düşünüyorum. Ben açıkçası çok tecrübeliyim buraya geldiğimde. Yani söylemek gerekirse hiç heyecanlanmadım. Yani heyecanlanacağım bir oyuncu olsam da heyecanlanmazdım. Ya bazı oyuncular bunu hissetmez zaten buradaki sahnelerde çok daha rahat oynadı. Hatta bazı oyuncularda şöyle bir yapı da vardır. Adamlar lan game'e geldiğinde inanılmaz bir şekilde daha da hype oynuyorlar. O bazı insanlar da bu şekilde gerçekleşiyor. Bazısı da daha kötü oynuyor. Ama bence bu kötü oynayıp oynamamaktan daha ziyade önemli olan takımın burada çalıştığı şeye mi odaklandı? Yoksa Heyecana kapılıp farklı şeyler mi yapmayı denedi? Bu önemli. Biz burada birazcık daha heyecanımıza kapılıp bazen farklı şeyler yapmaya denedik. Bunu bence buraya geldiğimizde eğer maçların genelinde bunu aşmış olursak ben gene kazanç olduğunu düşünüyorum benim adıma. Takım adına da böyle düşünüyorum. Ee, benim naçizane fikrim, Esra'nın da bu tarz turnuvaları yapıyor olması bence çok önemli. Hatta bence bunun sayısının da bence iler, ilerleyen zamanda arttırılması da çok önemli. Çünkü e, benim zamanımda, bu arada şöyle söyleyeyim, internet kafe turnuvaları, adı altında yapılan turnuvalarda çok fazla oyuncu çıkıyordu. Çünkü Tabii. oyuncunu yakından görmek fırsatın oluyor, stresi yönetebiliyor mu, baskı altındayken nasıl davranıyor, düşünebiliyor mu, doğru konuşabiliyor mu, iletişimi nasıl yakından gözlemleyebiliyorduk biz burada birazcık daha hani daha turnuva organizasyonu adı altında birazcık daha bunun yerele indirgenmişi internet kafe turnuvaları gibi düşündüğüm için bu tarz turnuvaların da belki ilerleyen dönemde yapılması Valorant sahnesinin gelişmesi açısından daha verimli olacaktır diyorum. Yavaş yavaş kapanışa gelelim. Bu sefer programın son kısmına da böyle hızlı sorular tarzında bir şeyler ekledik. <laughs> Malum soruyu sona bırakmayı unutmayalım. Malum soruyu da <laughs> sona bırakıyor olacağım tabii ki. Orada bir problem yok. Şimdi sana ee, i̇ki seçenekli sorular soracağım veya tek bir tane hızlı cevap vermeni istediğim sorular. Maksimum 3 saniyen var. Eee tamam. çok fazla düşünmelik süren olmayacak, yorum yapma süren olmayacak. Giriyorum hazırsan. Hazırım. E i̇yi mı, iyi e operatör oyuncusu mu? İyi e rifler. İyi e Acel mi süperstar mı? İyi e Acel. En yetenekli oyuncu çalıştın. Santarız. En iyi <laughs> e Acel çalıştın. Kay toksik ama iyi oyuncu mu yoksa ortalama oyuncu mu? Ortalama oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. <gülüyor> <gülüyor> en iyi VCT MA kadrosu yeni kurulanlardan. Um, Hatırlatayım. Liquid. 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 Navi değil. Navi değil. Hmm. Liquid de kötü değil. Liquid de no, olabilir no, no, bilmiyorum. No, Okey. No, okay. En beğendiğin koç? Zonic. CS surprises. mi Valorant mı? Ay. <laughs> 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 CS cevabı da geldiğine göre ben programı kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sen bunun üzerine bir şey eklemek istiyor musun? No comment. Ne denilebilir ki? Senden zaten sözü aldım artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer Bishop bizlerle beraberdi. Ben tekrar katıldığın için çok teşekkür Ağzını ediyorum sana. inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Çok ee, da iyi daha biri. uzun uzun muhabbet etme şansımız da olur başka zamanlarda. Şimdiden size turnuvada başarılar. Ee, finalde bir kez daha görüşmek dileğiyle efendim. Ee, Split merkezinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese bay e, bay.